YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere orijinal tarifiyle, pamuk gibi yumuşacık tam ölçüsüyle harika bir pastane poğaçası hazırladım. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış 275 gram tereyağı veya margarini koyalım. Ve üzerine 1 su bardağı ılık süt. Bir paket instant kuru maya. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve 2 adet yumurtayı da içine ilave ediyorum. Hemen ardından kaşıkla bütün malzemeleri beraber güzelce karıştırıyorum. Kullandığımız tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmasına özen gösterelim. Bu sayede karıştırırken işimizi çok daha kolaylaştırmış oluruz. Ve yeterince karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine kontrollü bir şekilde un da ilave ediyorum. Unun hepsini tek seferde ilave etmeyelim. Çünkü unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebiliyor. Ve hemen elimle hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, eli yapışmayan, pürüzsüz bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yumuşak, eli yapışmayan çok güzel bir dokusu var ve toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tabi sizler de unun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmemizde fayda var. Hemen bezelerimi de hazırlamaya başlıyorum. Şöyle hamurumun altına biraz un serperek bezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Mayalı bir hamur ama mayalandırmayacağız. Sadece tepsi mayası vereceğiz. Ama tepsi mayasını kesinlikle vermeyi ihmal etmeyelim. Tepsi mayası çok önemli. Güzel bir sonuç elde etmek istiyorsanız mutlaka tepsi mayasını da vermeniz gerekiyor. Mandalina büyüklüğünde parçalara keserek bezelerimi hazırlayacağım. Tabii sizler dilediğiniz büyüklükte poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Mandalina büyüklüğünde bezelerimi hazırlamaya başladım. Dediğim gibi sizler dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Şöyle kenara alıyorum. Elinize yapışıyorsa hafif ondan faydalanabilirsiniz. Bütün bezelerimi hazırladım. Hemen poğaçalarımı da şekil vermeye başlıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yuvarlak olarak hazırlamak istedim bugün. Şöyle bezelerimi hafif ilimle genişletiyorum ve ardından iç harcını koyuyorum içine. Ben iç harcı olarak da beyaz peynir kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ve iç harcını da koyduktan sonra şöyle kapatarak tekrar beze haline getiriyorum. Bu şekilde poğaçalarımı hazırlayıp pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Dediğim gibi sizler dilediğiniz şekilde poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Ama kesinlikle çok lezzetli bir poğaça tarifi, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde bütün poğaçalarımı hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olup beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Böylece tariflerimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini hazırlayıp bitirdim. Verdiğim malzeme ölçülerinden toplamda 18 adet poğaça çıktı. Tabi dilerseniz malzemeleri azaltarak daha az poğaça da hazırlayabilirsiniz veya çoğaltarak daha fazla poğaça da elde edebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Bir kısmını bu şekilde hazırladım ve bunları sade olarak hazırladım. Çünkü oğlum peynirli sevmiyor. O yüzden sade olarak hazırlamayı tercih ettim bunları. Ve borcamı da yağladım. Pişirme kağıdı kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz bu şekilde sıvı yağ ile yağlayarak da poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Şimdi tepsi mayası için üzerine temiz bir bez kapatıp yaklaşık yarım saat tepsi mayası vereceğim. Tepsi mayası gerçekten çok önemli. Mutlaka sizler de ihmal etmeden tepsi mayasını verin. Bu şekilde çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bu şekilde dinlenmeyi bırakıyorum. Poğaçalarımın tepsi mayası gelmiş. Hepsi çok güzel bir şekilde kabarıp mayalanmışlar. Dikkatli bir şekilde poğaçaların havasını söndürmeden yumurta sırasında her tarafını sürüyorum. Bu esnada poğaçalarımızın havasını söndürmemeye dikkat edin. Eğer sönerse bir daha kabarmayacaklar. Şöyle hafif dokunuşlarla her tarafına güzelce yumurta sırasını sürüyorum.
Ve son olarak bu şekilde çatallar poğaçaların üzerine de çizikler atıyorum. Poğaçalarımı önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınında üzerleri güzel bir şekilde kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrolle pişirelim. Poğaçalarımı pişirip fırından çıkardım ve soğumaları içinde yaklaşık 20 dakika dinlendirdim. Hepsi de nar gibi kızarıp çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. İlk önce sade olanlarından göstermek istedim. Şöyle bakar mısınız? Nar gibi harika bir şekilde pişmiş poğaçalarımız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Şöyle içinde sizlere göstermek istiyorum. İçi de tel tel. Çok güzel bir şekilde pişmiş poğaçamız. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ettiğim çok lezzetli bir tarif. Eminim denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle peynirli olanından da sizlere göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık. Harika bir şekilde pişmiş poğaçalarımız. Şöyle içinde sizlere göstermek istiyorum. Poğaçalarımız hem pamuk gibi yumuşacık hem de çok lezzetli bir tarif. Gerçekten gönül rahatlığıyla denemenizi önerdiğim çok lezzetli bir tarif. Eminim denedikten sonra sizler de bu tarifi çok beğeneceksiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.